Hadi bu çok lezzetli ve herkese karnabaharı sevdirecek kıymalı karnabahar yemeğimizi yapmaya başlayalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnabaharı sevmeyene bile sevdirecek bir tarif yapıyoruz. Gerçekten harika bir yemek olacak. Çünkü bu kıymalı karnabahar yemeği ve tam bir anne tarifi. Kendi annemin yaptığı, benim de kendisinden aldığım, çok sevdiğim bir tarif. Şimdi malzemelerimize geçebiliriz. 2 adet havuç, 1,5 yemek kaşığı salça, 100 gram kıyma, 2 adet sivri biber, 1 adet acı biberim var. 1,5 adet domates rendesi, 1 büyük soğanım var. 1 büyük soğanı şöyle yemeklik olarak doğradım. İnce ince, bakın. Net görünüyor mu? Evet. Bu şekilde ince ince doğradım. Baharat olarak burada sadece pul biber, kırmızı toz biber ve tuz kullanıyoruz. Bunların hepsi birer çay kaşığıdır. Ve karnabaharlarımı bu şekilde çiçeklere ayırdım, temizledim, yıkadım, hazırladım. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Evet, şimdi ocağımızın altını öncelikle yüksek ateşte yakıyoruz. Ve kıymamızı ekliyoruz. 100 gram kıymamız var danadoş olarak. Bu kendinden zaten yağlı olduğu için ben yağ eklemeyeceğim. Öncelikle kıymamı biraz suyla kavuracağım. Şu şekilde. Bu kadar su yeterli kavurmak için. Fazlasına gerek yok. Sonrasında yağ ekleyeceğiz. Evet, kıymalarımız 1 yemek kaşığı suyuyla çok güzel kavruldu. Şimdi soğanlarını ekliyoruz. Şöyle 1 yemek kaşığı tereyağımızı ekledik. Biraz da zeytinyağı ekleyeceğiz. Şöyle gösterelim hatta kaç yemek kaşığı olduğunu. Böyle bir tam yemek kaşığı oldu. Tam 2 yemek kaşığı zeytinyağı yeterli kavurmak için. Bu aşamada hep birlikte kavrulması için artık biberlerimizi ekleyebiliriz. Ve havuçlarımı da ekliyorum. Hep birlikte kavuralım. Çok güzel sotelendi her şey. Artık salçamızı ekleyebiliriz. Salçamızı da soteledikten sonra hazırladığımız domates rendesini ekliyoruz. Evet, salçamızda kokusu çıkana kadar kavurduk. Artık domates rendemizi ekliyoruz. Tuz ve baharatlarımızı da ekliyoruz. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra karnabahar sosumuzun kapağını kapatıp pişmesi için bekliyoruz. Evet, karnabahar sosumuz pişti. Şimdi karnabaharlarımızı içine batırıp sosunu üzerine döküp pişirebiliriz. Öncelikle karnabaharlarımızı sosumuza batırıyoruz. Yani şu şekilde öncelikle sosa buluyoruz tamamen. Ve sonrasında tenceremize ekliyoruz. Hepsi için aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Kalan sosumuzu şimdi karnabaharlarımızın üzerinde gezdiriyoruz. Bu şekilde bol sos olsun şöyle. Üzerine yeteri kadar döktük. Bu kadar sos kaldı. Şimdi bunu da kenarlardan döküyoruz. Ve 200 milim suyum var. Bunu kenarlarından ekliyorum sadece. Şu şekilde. Ocağımızın altını kısık ateşte yakıp ve kapağını kapatıp karnabaharlarımız yumuşayana kadar artık pişiriyoruz ve sonrasında yemeğimiz hazır.
Evet, yemeğimizi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Sosu da çok güzel oldu. Şimdi servis edelim. Ve karnabahar yemeğimiz çok güzel pişti. Şu an dumanı da üstünde. Sosu da harika oldu. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.